Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Sesim geliyor mu? El mikrofonunu kullanmadan da bir mikrofon var ama. Tamam, o zaman tamam. Şimdi sunum biraz karışmış. Sanırım başlayabilirim. StajimNet bugün bahsedeceğim girişim. Biz iki kişilik bir ekibiz. Ben Elis Yılmaz. Bilkent Üniversitesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Turizm ve otel işletmeciliği okuyorum. Daha önce geçmişimde matematik bölümü var. Matematikten turizm ve otel işletmeciliğine geçtim. Diğer ortağım Emre Aykan. Bilkent Üniversitesi'nde işletme okuyor. Onu da daha önce Ankara Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği geçmiş var. Şu an üçüncü sınıfta. StajimNet nedir? Stajim.net, stajyer arayan firmalarla stajyer arayan öğrencileri buluşturan bir sosyal platform. StajimNet'i kurmamızdaki amaç, Emre yaklaşık 5 ay önce staj arıyordu ve ben de buna istinaden sürekli Emre'yi etraftan buldum. Staj ilanlarını atmaya çalışıyordum. Fakat etrafta staj ilanlarını bulmak o kadar da kolay değil. Çünkü kariyer platformlarında çok karışık ve zamanlarını, tarihlerini kaçırabiliyorsunuz. Bu yüzden de bu etrafımızda gördüğümüz kadarıyla da öğrenciler için çok büyük bir problem yaratıyordu. Buna da istinaden biz StajimNet'i kurmaya karar verdik. Diğer bir yandan da birkaç tane firmayla görüştüğümüz zaman ve gelen konuşmacılardan da dinlediğimiz kadarıyla yeterli stajyeri bulmakta zorluk çektiklerini duyduk. Bu iki problemden dolayı stajim.net kurulmuş oldu. Web sitemizin arayüzü böyle, yani görüntüsü böyle. Bir blog kısmımız var ve kurumsal olarak da bir ilan var web sitemizin altında mevcut. Dediğim gibi 5 ay önce açıldık. Şubat 2015 tarihinde sosyal ağlarda 10 binden fazla beğeniye ulaştık. Mart'ta ilk ilanımızı aldık, Nisan'da ilk reklamımızı aldık ve Mayıs itibariyle de 81 ilden girişe ulaşmış bir girişim stajim.net. Şu an Twitter'da 20 bin takipçisi var, Facebook'ta 16 bin takipçisi var, mail listemizde 10 bin tane öğrenci var, 5 bin kayıtlı kullanıcımız ve 26 müşterimizle yaptığımız 28 tane işbirliğimiz var. Müşterilerimizi böyle görebilirsiniz. Aralarında Tofaş, Isaac, A Campus ve Tepe Hamlağan da bulundu. Böyle bir portfolyomuz var şu anda. Site istatistiklerine geldiğimiz zaman sitemize ayda yaklaşık 95-100 bin kişiye yakın insan ziyaret ediyor. Bunları direkt Google Analytics'ten aldığımız görüntüler bunlar. 500 binden fazla sayfa görüntülenmesi elde ediyoruz şu anda. Erişim istatistikleri de daha önce de dediğim gibi 81 ilden giriş alıyoruz ve dünyaya da baktığımız zaman biz bu istatistiklere hiçbir şekilde bir reklam bütçesi ayırmadan ulaştık ve hiçbir destek almadan bunlara ulaştık. Dünyadan da böyle bir erişim istatistiğimiz var. Biz Türkiye'nin yanında bir de dünyanın diğer yanında okuyan Türk öğrencileri de hedeflemiştik. Bu yüzden de hedefimiz doğrultusunda Azerbaycan'dan girişte bizim dikkatimizi çektiği için buraya koymak istedim. Bu da Twitter erişim istatistiklerimiz. Twitter'da aylık olarak yaklaşık 1 milyondan fazla erişim sağlıyoruz. Şimdi burada şöyle bir karşılaştırmalı grafik var. Bir staj platformu Türkiye'de şu anda mevcut değil. O yüzden de biz kendimize kariyer platformlarını baz alarak bu kıyaslamayı yapıyoruz. KariyerNet şu anda Twitter'a 6 yıl önce girmesine rağmen 30 bine yakın, 30 binden fazla takipçisi var. Stajim.net'in bugün 20 binden fazla takipçisi var, öğrenci takipçisi. Dediğim gibi zaten şu an yeni bir işi Twitter'da geçmiş durumda. Facebook istatistiklerine geldiğimizde hiçbir reklam mecrasını kullanmadan ve hiçbir şekilde bir pazarlama yapmadan, yani kampüs içlerinde belli çalışmalarımız var ama bir para harcamadan, pazarlama yapmadan Facebook'ta 16 bin beğenimiz var ve biraz daha bir yıl boyunca yapacağımız pazarlamaya biz hedefliyoruz ki şu an kariyer sitelerinin sadece staj odaklı olmamıza rağmen geçeceğiz. Gelir modelimize gelelim. Şimdi bizim iki koldan gelir modelimiz var. Klasik ilan sitelerinkine biraz benziyor ama bir noktada farklılaşacak. Reklam ver ve ilan ver. Burada ilan ver kısmında CV topla, kişilik envanteri yap ve e-mülakat diye biz Türkiye'de diğer kariyer sitelerinde yapılmayan bir takım yenilikler getireceğiz bu yaptığımız işlere. Böyle çeşitli paketlerimiz var. Bu paketlere oranla da eğer
Bizim hedefimiz şu anda %25'i pazarın. Türkiye'de yaklaşık olarak her yıl 7 bin ile 10 bin arasında staj ilanı yayınlanıyor kariyer sitelerinden. Ve bu araştırmayı yaptık ve bunu gördük. %25'ini aldığımız zaman bu bize ortalama 2500 tane ilan getirmiş oluyor. Ve kariyer sitelerindeki fiyat paketlerine siz de baktığınız zaman bizim aslında şu an bu en yüksek dediğimiz paketimiz bile onların paketlerine oranla çok düşük bir fiyat kalmış oluyor. Bunu oranla 2,5 trilyondan fazla para ediyor. Bu iyi bir hedef bizim gözümüzde açıkçası. Biz ne istiyoruz? Şimdi biz iki öğrenciyiz. Bizim ekibimizde şu an için başka kimse yok. Bizim en büyük isteğimiz network ve mentörlük. Çünkü işi bilmiyoruz her şeyden önce. Hani işi bilmediğimizde kabul ediyoruz. Bize destek verecek ve bize açıkçası abilik ablalık yapacak bir öndere ihtiyacımız var ki biz bu enerjimizi daha da büyütebilelim ve daha çok insana ulaşabilelim. Onun haricinde de doğal olarak yatırım desteği bekliyoruz. Çünkü kısa bir sürede bu kadar hani öğrenciye ulaşabildiğimizi inandığımız için daha çoğunu da yapabileceğimize açıkçası inancımız tam. Bunun için de yatırım desteği kısmında da bunları böyle görebilirsiniz. Şimdi teknoloji ve sistem geliştirme kısmında şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Canlı mülakat ve fikirler aslında insanlar çok fazla söylemez ama biz videolu CV gibi bir fikrimiz var. İnsanlara normal CV, şirketlere normal CV göndermek yerine artık video 3 dakikalık videolu CV'leri gönderip yüz yüze onları görme fırsatı sunmak istiyoruz. Onun haricinde üzerimizden aldığımız kişilik envanterleriyle ve en sonunda yapacakları sitemiz üzerinden canlı mülakatlarla birlikte firmalara böyle bir paket oluşturacağız. Dikkatiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar. Şey aranızda şey yazılımcı yok herhalde ekipte. Var. Var. Emre Ankara Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisi okuduğu için daha öncesinde yazılımı o hallediyor. O zaman evet, şeyde mesela mühendis mesela şeyde şey gördüm sizin gider kalemlerinde mühendis vardı evet, mesela. Mühendis özellikle var çünkü şimdi Emre'nin yetemediği durumlar oluyor. Ondan dolayı var mühendisin nedeni yani. Bir ekibe destek niteliğinde olacak bir mühendis. Ben tecrübe olarak şöyle bir şey diyebilirim. Yazılımcı diyorum zaten veya adaylara. Yazılımcını yani özellikle şu anda sen üniversite öğrencisi olduğun için bulabilirsiniz de. İçinize alın. Çünkü bir başkasına bir şey yaptığınızda hem yüksek bir maliyetle size söyleyecek. Ondan sonra kaynak kodu onda. Yani kaba tabirle adamların kucağına oturmuş kendi oluyorsunuz. Kendi arkadaşlarımızın arasında konuştuğumuz insanlar var şu an. Kesin evet. Bir net şekilde şu an için ekipte yok. Ama iletişim kurduğumuz birkaç tane arkadaşımız var. Hani olur musun yapar mısın diye. Ama fakat yeni girişimlerde herkes öğrenci de olduğu için bir çekinceyle yaklaşıyor. O yüzden de daha görüştüğümüz öğrencilerden de hani projeye katabileceğimiz birini bulamadığımız için böyle bir... Niye? Yok canım. Şey etmezler canım. Yaklaşmazlar. Sizin mesela bizim yatırım yaptığımız işte eriler var. Yeni mezun oldular. Endüstri bilgisayar mühendisliğini ne okuyorlar işte. Burada Ozan var. O sunum yaptığında sen doktora mı yapıyorsun? Master yapıyor yani. Öğrenciydi o sonuç olarak. Kemal de aynı şekilde. O yüzden oluyor ve Bilkent'te güzel bir şey var. Bir girişimci ekosistemi var. Herkes bir oturup konuşuyor. Onu belki bir tırmalaman bulman lazım. Ben Eril'in şeyini veririm sana istiyorsan. Hani iletişim onların bir 30-40-50 kişilik bir grubu var çünkü böyle bir şey olarak dolaşıyorlar. Bir de şey diyeceğim. Twitter takipçileri bir ölçü değil. Yani hani Kariyer.net'in bu kadar Twitter takipçisi var. Bizimkisi şimdi, bu kadar hiçbir anlamda şimdi, ölçü değil. Normalde evet ölçü değil. Farkındayım ama benim bununla devamdaki amaç biz kampüs içlerinde tanıtımlar yapıyoruz. Bunu da gönüllü olarak öğrencilere yaptırıyoruz. Ve bunun sonucunda bizim takipçilerimizin hepsi öğrenci. Hani yani bizim bir tane kampüs temsilcimiz oluyor. O kampüs temsilcisi 50 farklı şu an üniversitede var. O kampüs temsilcisi kendi üniversitesinde tanıtımlar yapıyor. Yani buna istinaden Twitter takipçisi bir ölçüydü bizim için. Yani burada herhangi bir bilgiyi verdiğinde hani ben bunu muhtemelen senin yatırımcı sunumun değil de yatırımcı sunumuymuş gibi düşündüğümde yatırımcıya veya
şey gibi böyle verdiğin datanın her birinin işin büyümesiyle ilgili veya senin rekabet avantajıyla ilgili bize bir ipucu bir şey vermesi lazım. O yüzden burada Twitter takipçisinin bir varsa rekabet avantajı bile o yani ne olduğunu şey olmadı, açık olmadı bilmiyorum. Ben bir iki bir şey eklemek istiyorum. 26 müşteri var dedin. Hiçbiri para veriyor mu? Evet. Güzel. Para kazanıyor şu anda site. Tamam, çok güzel. Kariyer sitelerini hep refer etmişsiniz de. Çünkü onlar bundle'ın içinde mi bu stajları yayınlıyor? Staj için ayrıca para alıyor mu? Alıyorlar. Staj için ayrıca para alıyorlar. Her açtıkları ilan için para alıyorlar. Zaten biz de o yüzden böyle bir staj bundle alıyor. Yani. Niye bu? Çünkü bu Tofaş vesaire gibi şirket yıllık bir anlaşma yapar. Yani öyle taneden hiç fiyatlayacaklarını zannetmiyorum. Ya da taneden fiyatlıyorsa da tanenin fiyatı sentlere düşer. Yani oraya bir iyicene baktınız mı? Çünkü o büyükler sizi öldürmek için her şeyi yapar. Ha yani ondan dolayı onların para modeli, yani sizin kazanç modelinizi tam orada netleşmeniz lazım. Yoksa iyi görünüyor. Yani şeyinde bir itirazım yok. Bir istatistik sayfasına geri dönebilirsin. Web sitesi. Şeyi ekleyeyim. Videolu CV falan bunları yapanlar var. Tabii büyük yapanlar var. Yani hepsinde. Girişimciler var yani. Yeni girişimciler var. Şimdi kullanıcı 60 bin kullanıcı aylık herhalde değil mi, evet, bunlar? Aylık. Nereden geliyorlar bunlar en çok? Sizi nereden Facebook buluyorlar? Ve Twitter üzerinden buluyorlar. Facebook ve Twitter'da ilanları mı paylaşıyorsunuz, evet, ilanları oradan? O zaman yani o takipçiler aktif bayağı, evet, onlara aktif ulaştınız. Takipçiler. O takipçilere nasıl ulaştınız peki? Bu kampüs içindeki offline marketing. Ne? Evet. Offline, on düşük bütçeli çok mu? Evet. Onlar güzel. Peki çok ama büyümüyor. Bunlar yatay olmuş biraz. Yatay olmasının nedeni de zaten artık hani bir şekilde yayılmak için başka desteğe ihtiyaç duymak. Aslında şeyi takip ederseniz bu kullanıcılar bu sabit olmaz. Farklı insanların geldiğini bir kere girip çıktığını gösteriyor. Yani bir insan kaç kere giriyor, girenler ne kadar süre kalıyor ve çıkıyorsa niye bırakıyor ona? %50 geri dönen takipçimiz var. %50 yeni takipçi. Yani yeni evet. giriş takipçi değil. Evet. %50'si tekrar giriyor. %50 de yeni giren bu verilerde. %50 gibi bir oran. İşte yani daha büyümesi için bence sorabilirsiniz. Yani mesela aradıkları stajı mı bulamıyorlar? Ya da bir şey mesela üye sayısı da az. 60 bin kullanıcıya 5 bin kayıtlı kullanıcı o da az. Yani demek ki aradıkları bir şeyi bulamıyorlar gibi geldi. Ona odaklanıp tamam, bakabilirseniz tamam. faydalı olacağını düşünüyorum. Sosyal siteye geldiklerinde marketing funnel'larınızı doğru şekilde ayarlıyor musunuz? Yani bir şekilde çünkü trafik alıyorsunuz. Çok da güzel trafik alıyorsunuz. Çok iyi bir Twitter takipçiniz var. Facebook takipçiniz de çok iyi. Ama bunlar sayfaya girdikten sonra kayıt olma oranları ya da sayfa içindeki bütün trafiklerin analizlerini çok iyi yorumlamalısınız ve onlara ulaşıp neden ne şekilde hoşnut olmadıklarını, neden çıktıklarını, neden aradıklarını bulamadıklarını bir şekilde kendiniz sonucunu görmelisiniz ki rakamları arttırabilin. Bunun dışında kişilik envanterinden kastınız neydi? Şimdi kariyer siteleri haricinde normalde staj ilanlarını kendi sitelerinden alan firmalar bir ilk aşamayı geçtikten sonra kişilik envanteri gönderiyorlar. Ama kariyer sitelerinde böyle bir şey yok. Sadece CV'nizi gönderiyorsunuz. Size geri dönüş yapıyorlar olumlu ya da olumsuz bir şekilde. Buradaki kişilik envanterinden kastettiğim şey o ikinci aşamada. Birinci aşamayı geçtikten sonra o geçen kişilere bizim üzerimizden kişilik envanteri gönderilecek. O kişilik envanterleri toplandıktan sonra firmanın seçtiği insanlarla da aynı şekilde canlı mülakat yapılabilecek. Anladım. Sizinkine çok benzer bir Kanada startup'ı vardı, Cream HR diye. Hı hı. New York'ta ve Amerika'nın farklı yerlerinde de ofis açtılar. Bir buçuk yaşındalar daha. Hı. Çok da iyi yatırım aldılar. Benzer bir iş yapıyorlar ve benzer iş yapmalarının dışında psikolojik bir takım testleri de öne çıkarmışlar ve iyi üniversitelerle, hocalarla çalışarak bu testleri ortaya çıkarmışlar. Topladıkları CV'leri de farklı şirketlere belli bir yerden sonra pazarlamaya başlamışlar. Belki Cream HR'ın üzerinden de bir takım şey alabilirsiniz. Tamam. Son dakika içine girmiş bulunmaktayız. Böldüğüm için çok özür dilerim. Son soruyu alabilirsek. Ben hemen bir şey eklemek ve sormak tabii, istiyorum. Buyurun. Selim Uçup, Cimbişka Gider Ankara temsilcim. Startup Mentor programında kuratörüyüm.
Bir kere müthiş bir sunum. Yani ben yıllardır ODTÜ'de Business Communication anlatırım ve her dönem öğrenciler grup olarak bir araya gelirler ve bir proje çıkartırlar. Ve her sene, yani her dönem çıkan projelerden bir tanesi de budur. O yüzden fikri o kadar doymuştum ki. Ama şirket değilsiniz henüz. Yok, kaç değiliz. Kişilik bir ekipsiniz? İki kişiyiz. Tamam. Ne zaman mezun oluyorsunuz? Ben iki yıl sonra, Emre bir yıl sonra. Tamam. Fikir de yeni değil. Hakikaten eğer geleceği doğru planlıyor olabilirseniz, insan kaynakları platformlarından bir tanesiyle bir stratejik ortaklık geliştirip büyüyor olabilirsiniz. Çünkü onlar için giriş bariyeri olan bir iş değil bu aslında. Ama ne? İnsan, human capital. Yoğun bir iş. Evet. O yüzden de hani bu yoğunluğa belli bir fizibilite içerisinde girmek istemeyeceklerdir. Ama siz onların işte yol masrafları, şu masrafları, bu masraflarından kıstığı ve size aktardığı başka bir modelle doğru bir işbirliği geliştiriyor, yaratıyor olabilirsiniz. Eğer projenin kendisinden sıkılmaz, şirketleşir ve hani eğer ilerlemek istiyoruz derseniz şahsi kanaatim. Ben bir şey sormak istiyorum. İki şey sormak istiyorum daha doğrusu. Bir gelir şeyine gelebilir miyiz acaba? İlk önce bir paketleri görmek istiyorum. Paketler bunlar. Paketler bunlar. Daha sonra gelir şeyinizi, planınız 2,5 milyon TL olarak. Evet. Burada %25 kaç senede hedefliyorsunuz? İlk 2 yılda. İlk 2 yılda. Evet. Peki bunun için ne kadar harcamayı düşünüyorsunuz mesela? Hani ne kadar bir yatırım öngörüyorsunuz? Hani mesela hani yani, bir yatırımcı size... miktar olarak birebir konuşulduğunda cevap vermek istiyorum. Anlıyorum. Peki yani hani de, parayı çok geçirmek istemiyorum dediğim hayır, gibi. Hayır, yani merak ettikten soruyorum. Haricinde 1000 liralık paketi baz alarak siz yapmışsınız bunu. Onun sebebi rakiplerinizin az olduğunu, hani rakiplerinizden hayır, daha düşük olduğunuzdan evet, ötürü mü yapıyorsunuz? Evet, rakiplerimizden daha düşük olduğumuz için. Yani normalde yıllık paketlerde, yıllık bir ilan verildiği zaman, yani diğer kariyer siteleri üzerinden paketler çok daha fazla. Anlıyorum. Bir de miktar olarak. Kredinin içeriğini bir açabilir misiniz? Ben onu anlamadım. Yani belki tam kaçırmış da olabilirim. Özür dilerim. Yok, kredinin içeriğini hemen açayım. Şimdi şey dedim, mülakat dedim. Onun haricinde kişilik envanteri topluyoruz dedim. Videolu CV yolluyorlar dedim. Bunun için firmalar bizden kredi alıyor. Ek kredi alıyor. Evet. 1000 liranın içerisinde dahil olmayan evet, bir şey. Evet. 1000 liranın içerisinde biz onlara bazı imkanları sunuyoruz. Hani ekstradan 5 kişiyle mülakat yapabilirsin gibi orada pakette sunulmuş oluyor. Ama o paketindeki o hakkı bittiği zaman ek kredi almış oluyor. Anlıyorum. Oradaki kredi o ya. Yani. Teşekkürler. Rica ederim. Bir de bize şunu söyle Elis. Tabii ki. Neden sana yatırım yapılmalı? 3 nedenle. Tamam, hemen söyleyeyim. Bir kere staj platformu yok. Hepsi kariyer platformu ve çok karışık ve dağınık bir şekildeler. Birinci neden bu. Olmayan bir şey yaptık çünkü. Evet, bir. Olmayan bir şey yaptığımıza inanıyorum. İkincisi, çok gerçekten buna istekli bir ekibiz. Desteklenmek istiyoruz ve desteklendiğimiz zaman biz hiçbir bütçe ayırmadan bunu yaptığımız için desteklendiğimiz zaman daha iyisini de yapabileceğimize olan inancımız tam. Yani kalben ve projeyle ilgili heyecanlıyız, peşini çok bırakmayacağız. Heyecanlıyız. Üçüncüsü de her şeyden önce projeyi çok seviyoruz. Severek yapıyoruz. Heyecanlıdan da daha ziyade projeye aşığız. O yüzden de başarılı evet, olacağız. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim dinleyen herkese. İyi günler. Sunum için stajım.net'e teşekkür ediyoruz. Şimdiki sıradaki projemiz RichPick. Onun dışında lütfen zamana sadık kalırsak bütün girişimciler için adil bir ortam olacaktır. Açıkçası ben hani bölmek istemiyorum, çok güzel noktalara değiniyorsunuz ama adil olmamız da gerekiyor. Ben teşekkür ederim. Herkese merhabalar. İsmim Eren Kırımlı. Bugün size RichPick adlı fotoğraf yarışması uygulamamızdan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle ekipten ve kendimden bahsetmek istiyorum. Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Doğuş Otomotiv, Siemens ve Getinge Group firmalarında hem pazarlama alanında hem üretim planlama hem de mühendislik alanlarında stajlar yaptım. İki ekip arkadaşımla birlikte çalışıyorum. Melih ve Tunç. Melih bilgisayar mühendisliğinde okuyor. Tunç da elektrik ve elektronik mühendisliğinde okuyorlar.
Öncelikle kısaca bir probleme değinmek istiyorum. Bildiğiniz üzere şu anda çok fazla fotoğraf paylaşım uygulaması mevcut piyasada ve hepsi inanılmaz bir kullanıcı kitlesine sahip. Yani eminim ki buradaki çoğu kişinin bu application'lardan birkaçı telefonda yüklüdür. Ve hepsinde farklı bir bakış açısı var aslında. Kimisi işte kısıtlı bir süre fotoğraf paylaşmanıza imkan sağlıyor. Kimisi arkadaşlarınızla sadece paylaşmanıza imkan sağlıyor gibisinden. Ama biz Richipik ekibi olarak şunu fark ettik. Hiçbirinde tam anlamıyla bir yarışma konsepti yok. Yani böyle bir bakış açısı maalesef yok. Size bir örnek üzerinden gideyim daha iyi anlaşılsın. Örneğin bu bir Canon'un düzenlediği fotoğraf yarışması ilanı Instagram üzerinden. Burada her ne kadar güzel bir yarışma gibi gözükse de ve sponsoru Canon gibi çok iyi bir fotoğraf firması olsa da aslında amaç hepinizin bildiği gibi Canon'un reklamını yapmak. Çünkü sadece Canon'la çekilen fotoğrafla katılınabiliyor ve onların hashtag'iyle kendi arkadaşlarınıza onların reklamını yapmış oluyorsunuz aslında. Bu yine en iyi örneklerden biri aslında. Çünkü Scotch Brighton da böyle mesela yarışması olmuş ve süpürgeyle fotoğraf koymanız gerekiyor. Bu yine nispeten biraz daha fotoğrafa yönelik. Biz de çözüm olarak Richipik uygulamasını geliştirdik. Bu sayede sadece yarışma odaklı herhangi bir reklam amacı gütmeden insanların birbirleriyle tanımadıklarıyla yarışabildikleri, bu sayede kazanma arzularını karşılayabildikleri, aynı zamanda da anonim olarak fotoğraf paylaşabildikleri bir uygulama yarattık. Bu sayede de demin size göstermiş olduğum pek çok popüler uygulamanın bence eksik olan bakış açısını da tamamlamış oluyoruz. Uygulamanın işleyişi çok basit. İlk önce uygulamayı indirdikten sonra üye olmanız gerekiyor kısa bir süre içerisinde. İsterseniz Facebook'la da login yapabiliyorsunuz. Ardından karşınıza bir ana menü ekranı çıkıyor. Burada tanımadığınız insanların, dünya çapında kullanan kullanıcıların fotoğraflarını görüyorsunuz. Ve buradan eğer jüri gibi kullanmak isterseniz uygulamayı, istediğiniz fotoğraflara oy veriyorsunuz ve sizin oylarınızla kazanan belirlenmiş oluyor. Ya da kendiniz de fotoğraf yarışmasına katılabilirsiniz. Bunun için de tek yapmanız gereken fotoğrafınızı çekip uygulamada diğer kullanıcılar gibi paylaşmak. Bunun sonucunda belirlenen kazanan da Winners sayfasında yayınlanmış oluyor. Hedef kitlemiz daha çok günlük yaşamlarında sık sık fotoğraf paylaşım uygulaması kullanan 20-30 yaş arası ve tabii ki de rekabeti seven kullanıcılar. Gelir modelimiz ise pek çok diğer sosyal medya uygulaması gibi reklam gelirleri ve uygulama içi satın almalardan oluşuyor. Market büyüklüğü tahmin edebileceğiniz gibi çok büyük. O yüzden çok uzun uzun anlatmayacağım. Sadece 2007'den bu yana 45 milyar dolardan 100 milyara çıkan bu fotoğraf paylaşım marketinin neden de hızla büyüdüğünü göstermek için bu slide'ı hazırladım. Tabii ki rakiplerimiz var. Rakiplerimizle ilgili pek çok farklı kriter belirledik. Bunun ya daha burada göstermediğim pek çok değerlendirdiğimiz nokta var. Ama sonucunda ana hedefimiz şu oldu. Diğer uygulamalarda eksik gördüğümüz, demin de söylediğim gibi bakış açılarını kapatmak istediğimiz noktaları uygulamamıza ekleyerek en azından farklı bir bakış açısı kazandırmak istedik. Gelişimle ilgili birkaç veriyi paylaşmak istiyorum. Uygulamamız 15 Ocak 2015 tarihinde iOS platformunda çıktı kullanıma. Ve o günden bu yana toplamda 1.88K user'a ulaştık. Aynı zamanda da her user'ın uygulamada ortalama kalma süresinde 3.6 dakika olarak elde ettik. Bounce rate'imiz ise %16. Birkaç küçük başarıya değinmek gerekirse de girişimcilik zirvesinde en iyi 15 startuptan biri olarak seçildik. Bu fotoğraf da oradan zaten. Aynı zamanda da Venture Zone, Bilkent News ve Startup İstanbul gibi bu alanda uzman firmalar tarafından da çeşitli makalelerimiz ve işte başarı hikayelerimiz yayınlandı. Yatırım isteğimiz ise 150 bin lira. Bunu istememizin en önemli sebebi bir kere diğer ülkelerle entegrasyon sağlamak istiyoruz. Yani şu andaki verilere göre Türkiye'de belli bir varlığımız var. Ancak diğer ülkelerde de bu uygulamanın kullanılabilmesi için o ülkelere entegrasyon yapmak istiyoruz. Yani o ülkelere hem ziyaretler düzenleyip hem biraz marketi tanıyıp aynı zamanda da oraya daha spesifik bir şekilde yanaşabilmek istiyoruz. Tabii ki reklam ve pazarlamayla adımızı da daha çok duyurmak istiyoruz. Ama en önemli noktalardan biri de ödül konseptini. Yani o alıştığımız fotoğraf yarışması deneyimini yaşayabilmemiz için ödül konseptini uygulamamıza entegre etmek istiyoruz. Bu sayede insanlar kazandıkları zaman ödül alabilecekler ve bu sayede daha çok katılım sağlayabileceğimizi düşünüyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ulaşım bilgilerimiz bu şekilde. Bize istediğiniz zaman ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Başlayayım mı? Ya bu fotoğrafçıları tanıyor musunuz? Fotoğrafçı dediğim adamlar mı gerçekten fotoğraf çekenler? Çünkü bunlar çok egoist. Evet.
Ya etrafındakileri hiç sevmeyen, en güzelini ben çekerim, diğerlerininki kötüdür diyen insanlar topluluğu. Ben iPhone'la veya Android telefonuyla fotoğraf çekenlerden bahsetmiyorum. Evet. Profesyonel adam, fotoğrafçılar. Evet, yani yarı profesyonel diyeyim. Daha çok, daha pahalı makine almış dolaşanlar. Şimdi burada sizde nasıl yarışacaklarını ve birbirlerini yiyecekler çünkü. Facebook'ta falan ben gördüğüm adamlar var. Şak şak arkadan laf çakıyor bilmem ne. Böyle bir, ya eşimden dolayı biliyorum da, çok kanlı bir şey var orada. Arena var. Burada siz neyi yarışacaklar oradan emin değilim. Yani hemen birbirlerini bıçaklayıp terk edebilirler. Yani size girip kaçabilirler. Yani aslında şöyle, dediğiniz gibi profesyonel fotoğrafçılar öyle ama şimdi günümüzde şöyle bir gerçek var. Aslında şu anda hemen hemen herkes kendini profesyonel fotoğrafçı gibi düşünüyor. Yani en basitinden düzenli olarak işte atıyorum profesyonel makineyle çekenler bile artık ona üşenip telefonuyla çekiyor. Ve ya hepimiz mesela, ben de dahil olmak üzere, Instagram'a oraya buraya atıyorum. Kahve bardağını bile çekip koyuyoruz. Bu çok böyle sanatsal. Aynen, aynen. O yüzden asıl aslında hedefimiz bardağı. O. Yani tabii ki insanların birbirini yemesi var. Ama bu şu açıdan iyi bir platform işte. O diğer demin gösterdiğim yarışmada mesela spesifik, yani sadece Canon'uyla çeken, belli ki iyi fotoğraf çeken insanlar katılıyor. Sonucunda jüri karar veriyor falan filan. Daha öyle rekabet ortamı yok. Ama burada kullanıcılar karar verdiği için, mesela sizin de dediğiniz gibi, aslında bu bizim için bir avantaj olarak ben yorumladım sizin yorumunuzu. Çünkü insanlar burada birbirini yiyecek ama işte oylarla yiyecek ve halk oyları. Yani biz şey bile gördük mesela, uygulamaya birisi, bayağı iddialı birisi fotoğraf koymuştu. Bütün sosyal medyadan paylaşmış. Ya Rich Pick uygulamasını indirin, bana oy verin falan diye. Aslında aynen. İşte yani aslında hedefimiz anonim olması ama bu da tabii ki uygulamanın reklamı için önemli bir şey. Sizin dediğiniz gibi mesela ünlü fotoğrafçılar da kullandıkça daha da hızlı yayılacak. Atıyorum çok böyle takipçisi fazla olan bir fotoğrafçı, bir de sizin dediğiniz gibi dişli bir fotoğrafçıysa, hemen uygulamayı reklamını yapacak. Diyecek ki böyle böyle paylaştım, benim fotoğrafımı bulun, oy verin, işte bilmem kim fotoğrafçıyı geçmem lazım falan gibisinden. Ya bu bizim için bir avantaj aslında. Şey diyeceğim, mesela kurumsal olarak bunun satışı zor. Mesela şu işte Canon'un yarışmasını düşünün. Ben Nikon'la fotoğraf çektim. Ben Nikon'un evet. böyle ajanıyım. Çaktırmıyorum da, oraya koyuyorum. Ondan sonra benim kazandıktan sonra sosyal medyada diyorum işte Canon dediler, ben Nikon'la çekmişim. Bunu önüne geçemezsiniz. Bu sıkıntı. O yüzden veya hani kola Pepsi şeyinde bile gizli bardak vesaire. O bir sıkıntı. O yüzden hani kurumsal olarak reklam, hani ya yani kurumsal bir hani yarışma, oradan bir sponsorluk bence zor bir şey de. Şeyi soracağım, bu ne kadar reklamdan ne kadar para kazanacaksınız? Hani ya 150 bin lira istiyorsunuz. Uygulama içi reklamdan mı? Evet. Yani bu şöyle bir şey, ilk raddede tabii kazanmayacağız. Mesela şu anda da biz para kazanmıyoruz. Ama ne ileride, kadar ulaşması, yani ne kadar ulaşması. Kullanıcı kitlesiyle çok ilgili bir şey mesela aslında. 50 bin kullanıcıya ulaşınca mesela reklamdan nedir onun şeyi? 50 bin aslında reklam için çok az bir kullanıcı. Çünkü yani o 50 bin kullanıcıyı da kaçırabiliriz reklam vererek. Ya bizim daha büyük rakamlara ulaşmamız lazım ki reklam sayesinde şey kazanabilelim diye. Kullanıcı sayınızı arttırmakla ilgili planlar vardır diye düşünüyorum. Evet, neler düşündünüz ki. Onunla ilgili? Ya öncelikle hepimiz öğrenciyiz zaten. Hepimiz Bilkent Üniversitesi'ndeyiz. Bizden bir önce sunumu yapan bir arkadaşımız vardı. O hani işte onlara Talent Hunter falan da deniyor galiba. İşte üniversitelerden yayılma şeyi falan diye. Bir kere en güzel kaynağımız üniversiteler tabii. Biliyorsunuz pek çok etkinlik oluyor. Mesela Mayfest işte dün bitti. Biz bu etkinliğe yetişemedik. Çünkü biz şu anda update'le ve Android versiyonuyla uğraşıyoruz. Şu anda sadece iOS versiyonu var. O yüzden bu kaçıncı sınıfı Zara? Ben son sınıfım. Yani tamam. Bir ay sonra bitiyor benim. O yüzden şu anda bir dakika ne diyordum? Mesela dün Mayfest bitti. Mesela en basitinden şöyle bir mantık var. Mayfest'te bir tane sadece afiş vererek işte Mayfest ile ilgili bir fotoğrafınızı paylaşın ya da Mayfest'te fotoğrafınızı paylaşın. Kazanırsanız da işte şu ödülü alabilirsiniz gibisinden. Yani böyle o kadar platform var ki, mesela burası da aslında öyle. Daha önceden planlanmış olsaydı buraya da bir afiş asılarak mesela kesinlikle. Startup Ankara ile ilgili bir fotoğraf çekin ya da işte burada değişik gördüğünüz bir şeyi çekin ve sonucunda da günün sonunda da size ödül verelim gibisinden. Ve bunlar inanın çok küçük ödüllerle de yapılabilecek şeyler. Mesela en basitten bir hediye çeki, bir şey alarak bunları da sağlamak mümkün. Yani illa öyle Canon gibi işte 1000 liralık makine vermeye de hiç gerek yok. Okey, yani sizin planlarınız var. Neler var? Hani tabii. Model aklınızdan neler geçiyor kullanıcı sayısını artırmakla ilgili? Ben onu merak ediyorum. Yani işte ilk başta böyle etkinliklere yönelik geçiyor. Aynı zamanda biz şeye de, demin sizi de söylemiştiniz, o fotoğrafçılar üzerinden, fotoğrafçılık kulüpleri üzerinden. Ya şimdi da onu söyleyecektim. Yani evet. Her üniversitenin kendi evet. kulübü var ve kulüplerle anlaşırsanız bu sizi ciddi sayılara da götürüyor tabii. olabilir. Çünkü onlar, yani işte iPhone'la benim çekemediğim fotoğrafları çeken çılgın insanlar. Aynen, yani en aslında başlıca hedef fotoğrafçılık kulüpleri ama onun dışında aslında her kulüp bunun şeyine giriyor, yani bakış açısına.
Yani sadece fotoğrafçılık değil, diğer kulüpler de böyle aralarında yarışmalar yapabiliyor yani. Yarışma kaç tane düzenlendi? Şu ana kadar mı? Evet. İşte haftalık yapıyorduk. İşte 15 Ocak'tan beri yaklaşık kaç tane oluyor? Hemen sayalım. Uygulama yarışma üstüne onu bilmeniz lazım. Önce. Her hafta oylama düzenleniyor işte 15 Ocak'ta. Ne ödül veriyorsunuz? Şu anda ödül vermiyoruz. Şu anda sadece bu bir prototip gibi aslında. Yani biz ilk bir ayda zaten birkaç update yayınladık hemen. Küçük böyle hataları yani düzelttik. Kaç kişi katılıyor bir yarışmaya? Yani yarışmasına göre değişiyor. Mesela ilk başlarda çok fazla katılım olmuyordu. Ama mesela... İşte onlar önemli. Yani toplam üye sayısından çok aktif olarak kaç kişi kullanıyor onu? Yani aktif olarak kullanan demin 1.88K demiştim işte. 1500 civarı aktif kullanıcı var. İşte aktif demek yarışmaya katılan mı? Yani kaç Hayır, ortalama? Yani yarışmaya girmek şart değil bir kere. Zaten sadece... Ama uygulama yarışma üstüne olduğu için aktif kullanıcı da yarışmaya katılan diye tanımlamanız lazım gibi geliyor. Yani. Veya evet aslında oy veren de önemli. İşte oy herkes... istatistikleri gösterseniz mesela o... Çünkü az kullanıcı var yani uygulama fikrinin iyi olup olmadığını o istatistiklerden çıkarabiliriz. Tabii ki de. Şimdi çıkaramıyoruz. Onu işte çok da sunumu daha da uzatmamak için öyle tek tek bütün en önemli olan şey. Sadece tek slide yapsan onu koysan iyiyse rakamlar. Tamam söz bir dahaki de koyayım. Benim ürünle ilgili bir sorum var. Bu Tabii. önüne gelen hani oynayacağın resimlerin bir algoritması var mı? Yani ben özellikle var. Bir resmi like ediyorsam bir sonraki sefer onları mı bana getirmeye çalışıyorsun Yok. Ki oy verme oranımı artırabileyim? Şöyle bir algoritması var basit olarak. Ya birazcık da daha adil bir oylama sistemi olsun diye. Biz her yayınlanan fotoğrafı yani siz mesela açıp şu fotoğrafa baktığınız zaman biz onun scene count diye bir değerini tutuyoruz. Yani bir arttırıyoruz her fotoğrafa bakışta. Bu yüzden de en az bakılan fotoğrafları en üstte yayınlıyoruz. Yani bu sayede atıyorum bir gün içerisinde konan belki gece 3'te bir fotoğraf konmuştur. Çoğu kişi mesela Türkiye'deki yerel saatten dolayı uyuyor olabilir, bakmıyor olabilir. Ama buna rağmen biz adalet olsun diye onları en üstte yayınlıyoruz. Ve scene count'u fazla olanları da yavaş yavaş aşağı almış oluruz. Yani bu sayede bir algoritma var içinde. Daha önce zaten konuşmuştuk. Evet. Bir an önce limited zombie marketing yapıp offline online kampüste bunları deneyip ödül sisteminde gerek gender'a göre gerek de diğer dağılımlara göre denetleyip Ozan'ın da söylediği gibi sonrasında rakamları alıp hızlı bir şekilde evet, rakamları lazım. Tutmuyorsanız tüm marketingler boşa gidiyor yani o marketingin ilk aşamadaki amacı deney yapmak. Hangisi daha iyi geri dönüş yapıyor? Yani çok iyi bir istatistik sistemi kurmanız lazım. Ödülle ilgili birkaç herhalde sıkıntı vardı geçmişte. Tam çözülmemişti. Apple Store'la bayağı görüştünüz. Apple'la görüştünüz. Evet. Şimdi onlar çözüldü ve başlayacaksınız diye ben biliyorum. Evet. 1-2 ay önceden. Ödülleri ayarladıktan sonra bence fikir çok güzel. Yani globale de uygulanabilecek bir fikir gerçekten. Geçmişte birçok kişi geldi. Biliyorum gördüm de siz sunum yaparken. Ödülü kaldırın ödülden bir şey olmaz. Fotoğraf uygulaması olun falan dediler. Kesinlikle. Asla öyle bir şey olmayın. Yani Instagram gibi fotoğraf uygulaması varken adamın birisi gelip size siz fotoğraf uygulaması olun ödül olmasın diyorsa doğru bir şey söylemiyordur. Bu yolda bir deneyin ne olacak ne bitecek rakamlara göre de bunu geliştirmeye çalışın. Evet. İyi bir yere geleceksiniz diye düşünüyorum. Güzel bir fikir çünkü. En azından değişik bir fikir. Diğerlerinden farklı. Teşekkür ederim. Teşekkürler sağ olun. Ritipike gerçekleştirdiği sunum için teşekkür ediyoruz. Şimdi diğer sunumumuza geçiyoruz. HR Beyond'u size sunumunu yapmak üzere davet ediyorum. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Projemiz HR Beyond, 3 kişiden oluşan bir ekibiz. Akıllı İnsan Kaynakları Projesi olarak karşınızdayız. 2 mühendis, yani elektronik mühendisi, bir de işletme öğrencisi olan 3 kişilik bir ekipten oluşuyoruz. Biraz az da olsa aşağıda uğraştığımız, proje kapsamında uğraştığımız görev dağılımını yazdım. Fakat üzerine fazla durmayacağım. Sorundan başlıyorum. Sorun da... İnsan kaynaklarında iş alma süreçlerinde yaşanan 3 temel sorunu ele aldık. Çok fazla gelen taleplerden dolayı çekilen ya da işte ulaştırılan özgeçmişlerin sayısının fazla olması, iş ilanlarının fazla olması, yığın işlerin fazla olmasından dolayı hatalı elemelerin, uzun mülakat süreçlerinin ve ağır iş yükünün ortaya çıktığını gördük ve bunu nasıl çözebiliriz diye ki biz de bunu günlük hayatımızdaki iş hayatımızdan tecrübe edinerek gördüğümüz sıkıntılardı.
bunu nasıl ortadan kaldırırız ve kaldırırsak neleri sağlamış oluruz diye üzerinden geçtik ve zaman kaybını, para kaybını ve yetenekli aday kaybını ortadan kaldırabileceğimizi deneyimledik. Böylece HR-Beyond'u tasarladık. HR-Beyond Türkiye'nin ilk akıllı insan kaynakları platformu. Metrikler video özgeçmişi olarak aslında varsayabiliriz. Çekilen videoların üzerinden görüntü işleme ve ses analizi yaparak kişinin kişilik tipi, işe uygunluk durumu ve motivasyon analizini yapan Türkiye'de ilk olarak sürüme çıkacak bir uygulama diyebilirim. Ne sağlıyoruz? 2 hafta daha hızlı sonuç almasını sağlıyoruz. Ve aynı zamanda her kurumda aday başına 1500 liralık bir katma değer sağladığımızı sunuyoruz. Nasıl çalışıyor sistem? Portal üzerinden adaylar iş görüşmesine davet ediliyor. Bir portalımız var. Burada adaylar istediği yer ve zamanda kendilerine ulaşan davetiyeler sayesinde videolarını çekiyorlar. Ve bu çekilen videolar hemen sisteme düşüp otomatik analiz raporları ve uygun aday önerileri üretiliyor. Bu az önce bahsettiğim görüntü işleme ve ses analizini içeren kısım burada yer alıyor. Ne yapıyoruz dersek, en anlamlı 1500 nitelikten kişilik tipini çıkartıyoruz. En anlamlı 3600 nitelikten de duygu analizini çıkartıyoruz. Ve buna ek olarak da doğrulama yaparak yüzdeki mimikleri sens ederek hepsinin adayın en uygun, az önce bahsetmiş olduğum kişilik tipi, işe uygunluk durumu ve motivasyon analizi olarak çıktılar üretiyoruz. Örnek olay olarak az önce bahsettiğim üzere Türk Hava Yolları'nı verebilirim. İşte Ocak ayında açılan bir ilan. 500 tane kabin memuru istiyor ve maksimum 20 bin tane ilana ulaştığı zaman ilanın kapatılacağını ilettiler. Ve burada iletişim becerisi yüksek, dinamik ve güler yüzlü personel aranıyor. Yani ilk cümlesi bu. Şimdi böyle bakınca 20 bin başvurunun dolduğunu gördük 10.04.2015 tarihiyle. Ve bu kadar eleme süreçlerinin ne kadar zaman alabildiğini, ne kadarlık kişi motivasyonunun kaybolduğunu ve firmayı belki kişiyi ne kadar zarara uğrattığını görebiliyor durumda oluruz diye böyle bir örnek vermek istedik. Sistemimiz güler yüzlü, dinamik ve iletişim becerisi yüksek adayların bulunması için biçilmez kaftan. Ki bunlar da şu an belki satış, pazarlama alanlarında en çok aranan kriterlerden bir tanesi. Bunları klasik özgeçmişlerle edinmek şu an mümkün değil. Yüz yüze görüşmeler gerekiyor. Pazar analizinde 3 tane bizim bileşenimiz var hitap ettiğimiz. Kariyer.net yeni bir iş gibi veri tabanları, aday veri tabanları. Geçmiş alan firmalar. Ve İK danışmanlık firmaları. Şimdi bunların hepsi aslında bizim hitap ettiğimiz kitlenin tümünü oluşturuyor. Ve burada 200 bin tane aktif kurumsal firmanın hizmet aldığını analiz ettik. Her yıl 250 bin tane yeni ilanın onlarca belki yüzlerce başvuranıyla alındığını gördük. Ve pazarın 150 milyon TL civarında olduğu yaklaşımını öğrettik. Buradaki sektörleri ne dersek hani görüntü işleme iyi ve güler yüzlü bir insanı analiz etmek için yönetim alanında çok ihtiyaç duyulacağını düşünüyoruz. Satış ve pazarlama alanında müşteri ilişkileri ve bankacılık, hizmet, turizm gibi alanlarda doğrudan konumlandırabileceğimizi düşünüyoruz. Gelir modelimiz nedir? İş görüşmesi üzerinden ve aday havuzu üzerinden olmak üzere 2 tane kanaldan yürüyoruz. Şu an 2 modülümüz de aktif. İş görüşmesi üzerinden bir firma kendi ihtiyacını girip ilgili adaylara davetiyesini atabilir. Veya adaylar kendi videolarını sisteme yükleyerek ki sosyal medya üzerinden bunu yapıyor. Yani Facebook üzerinden login olarak kendi gizlilik şartları dahilinde videolarını bize iletiyorlar. Biz de kişilik ve işe uygunluk analizini yaptıktan sonra kurumlara bunu tarama, yani search tabanlı bir modelle pazarlamayı düşünüyoruz. İlk yıl hedefimiz 2000 iş görüşmesi. 400 bin TL'yi bu şekilde kar elde etmek üzere hedefledik. Ve 5 yıl üzerinde de 100 bin iş görüşmesi yaparak ki bütün iş görüşmelerinde böyle bir hizmetin faydalı olacağını düşünüyoruz. Katma değer sağlayacağını düşünüyoruz ki en başta bahsettiğim 2 haftalık ve 1500 TL'lik geri kazançtan ötürü 30 milyon TL'lik bir hacme ulaşabileceğimizi Türkiye pazarında düşünüyoruz. Ki yurt dışına açıldığımız zaman çok daha genişleyebileceğini görüyoruz. Farkımız dersek Türkiye'de yüz yüze işte görüşmelerin yerine alternatif olarak video görüşmeleri yapan bazı siteler var, uygulamalar var diye. Bunlar her ne kadar video platformu olsa da bu maddelerde ayrılıyoruz. Yani yüz ifadesi ve duygu analizini yapmıyorlar. Konuşma ve duygu analizini çıkarmıyorlar speech üzerinden. Kişilik analizini önermiyorlar. Bu noktalardaki sağladığımız ek hizmetler ilk defa yapılan bilgiler olduğu için katma değerinin ve pazarda ilk ürün olarak fark yaratacağımızı düşünüyoruz. Portalımız sadece buraya özel hazırladık.
bir cep telefonu mobil uygulamamız var ve bir tane portalımız var. Kurumlar bunu kullanıyorlar. Son kullanıcılarsa mobil uygulamayı kullanıyorlar. Bütün raporları bu dashboard üzerinden görebilir. Yeni görevini oluşturup adayı davet edebilir. Burada birkaç duygu analizini yaptık. Bunu göstermek isterim. İşte hem speech alıyoruz, yani konuşmayı alıyoruz. Buna göre yüz üzerinden, söz üzerinden ve söz üzerinden yeni kişilik analizi olmak üzere bir timeline üzerinde bütün analizlerimizi sergiliyoruz. Biz işe yerleştirme süreçlerine akıl katıyoruz diyebilirim. İlk defa çıkan bilgiler üretiyoruz. Firmalar için maliyetlerini azaltıyoruz ve zaman tasarrufu sağlıyoruz. Bunun karşılığında da eğer bizimle çalışmak isterseniz altyapı ve büyümek için ortak işbirliğini rica ediyoruz diyebilirim. Teşekkür ederim. Sizin HR ile ilgili nasıl böyle bir tecrübeniz var? Sizin ve ekibin? HR dünyası ile ilgili. Bireysel olarak mı yoksa çalışmamız kapsamında mı? Bireysel olarak. Bireysel olarak. Hayat pazarınla ilgili. Evet. Bireysel olarak biz kurum, yani yaklaşık 8 yıldır aktif olarak iş alma süreçlerinde kendi birimlerimize çalışıyoruz. Yani birimlerimizi üye almak üzere. Bunun ek olarak biz hani bunun yeterli olmayacağını düşünüyoruz. Yani sadece mühendislik alanında bir işe yerleştirmenin hani bütün piyasayı ya da bahsettiğim piyasada yeterli olmayacağını düşünerek iz gören danışmanlık ve psikoloji, otopsikoloji hocalarımızla beraber fikir birliği üzerinde çalıştık ve bu parametreleri çıkarmak üzerine çalışma yürüttük. Hala da yürütüyoruz. Anladım ya. HR ile biraz ilgilendiğinize göre HR dünyasının ne kadar iğrenç bir dünya olduğunu, ne kadar kötü bir pazar olduğunu farkındasınız herhalde. İnsan zor. Hayır, şimdi ben teknolojiyi soracağım. Arkada yani ciddi bir teknoloji var. Evet. Niye HR gibi bayağı bir ittireceğiniz, zorlanacağınız bir yerde bunu harcıyorsunuz da başka şeyleri niye düşünmüyorsunuz? Benim mesela ilk aklıma gelen bankacılık, kredi almak istiyorlar. Enterese ol, ilgilenebilirler. Başka şeyler de düşünseniz çıkar. Hani niye HR? Kesinlikle. Bu aşk nedir HR'la? Biz şimdi hedef olarak bir çıkarken bir sosyal olmasını istedik. Yani herkesin bundan bir parçasının bulunmasını istedik. İş arama süreçleri ve iş bulma süreçleri gerçekten sancılı bir süreç. Hani hayatta böyle bir atar damarı gerçekten hani iyileştirecek pozisyonda bir şey olduğunu düşündük. Sosyal olması ve herkesin birebir etkilenebileceğini düşünerek oradan aslında çıkış noktası oldu. Dediğiniz gibi bütün süreçlerde de kullanıyor olacağız yani. Satabilecek misin? İşte burada sıkıntılı bir pazar, onu ben söylemek aslında istiyorum. Aslında ilk sunumdan da belki hani ipucu almak gerekirse hani video CV orada da gündeme geldi. Türkiye'de iki tane firma yeni açıldı ve yaklaşık 2 yıldır video ön görüşmelerini alıyorlar. Aslında orada bir database var. Biz bunu çok hızlı kullanabiliriz diye aslında başladık. Ve şu an kendi portalımızı onlara alternatif olarak hiç görüştünüz birileriyle satmak için? Satmak için görüştük. Hani şöyle, şu noktada biz bunu test etmek istiyoruz, denemek istiyoruz, bize ücretsiz sunar mısınız dediler. Hayır, ücretli olarak ne kadar para, ne kadar mesai verirler diye onu konuşuruz. Önemli olan bu. Yani ben çok uzatmayacağım da para kısmı işin. Para, biz aday üzerinden 200 lira üzerine kendileriyle konuşma gerçekleştirdik. Uluslararası literatüre baktığımız zaman, Türkiye'deki örneklerine baktığımız zaman çok daha üstünde fiyatlarla bunları yapıyorlar. Biz akıl kattığımızı düşünüyoruz, otomasyon sistemi olduğunu düşünüyoruz. Hızlı bir süreçte faydalarını sunmak istiyoruz. Ekonomik olarak. Bir şey soracağım. Sizin hedef müşteriniz kim? Hedef müşteriniz? Yani Türk Hava Yolları gibi büyük dev kurumsallar mı? Yoksa KOBİ'ler mi? Yani HR fonksiyonu daha az seviyede olanlar mı? Kim? O bir kere şeyinizi çok değiştirecek. Evet. Gidiş yolunuzu. Sonra yani burada benim hep kafama takılan demin Ömer'in dediği teknoloji. Yani video kalitesini adamın hayatının en önemli şeyi haline geliyor. Düzgün bir video çekemediyse belki işi kaybedecek. Şimdi sizde de bu risk var. Evet. Hani diyorsun orada eliyorlar, bilmem kaç kişiye bakarken de adam video çekmeyi beceremeyebilir. Ve o meslek video çekme becerisi de hiç içermeyebilir. Aynen. Bunlar iki soruyu da cevaplayayım isterseniz. Öncelikle uygun video çekemezse sistem geri dönüyor. Yani bulamadım yüzünü diyor, yanlış ışıkta çekiyorsun diyor. Geri sistem bilgi dönüyor. İkinci seçenekse yüz mimikleri eğer kötüyse, hani bunu deneyebiliyor öncesinde, bir training yapabiliyor kendisi ve isterse tabii model ileride karar vereceğimiz bir şey belki kendi skorlarını da görebiliyor olacak. Tabi aday havuzuna girerse, yani birisi kendisini davet ederse değil de kendisi aday olarak oraya bir CV'sini koymak isterse, tabi yüzün mimiklerin yeterli olmadığını düşünüyoruz, onun için sözü kattık. Hani gerçekten tek başına anlam taşımayacak. İkincisi hedef kitlemiz hem çok büyük kurumsal firmalar, orada denemek istiyoruz. Hani ücretsiz olsa da orada denemek istiyoruz. İkincisi esas hedef kitlemizi dersek insan kaynakları olmayan birimler. Yani bunlar gidiyorlar mesela Adeko gibi firmalardan ya da DSG gibi firmalardan hizmet alıyorlar. Çok büyük miktarları ve müşteri memnuniyetsizliği de var. Aynı zamanda aday için de çok sıkıcı süreçler. Buna doğrudan iletişim kurarak onların hizmetini sunuyor olmayı istiyoruz. Ama bu iki arena çok farklı.
Ya büyük kurumsalın dev ve sevimsiz departmanları var. Kötü davranıyor belki vesaire. Öbüründe benim kastettiğim KOBİ o ADEKKO ile çalışamaz zaten. ADEKKO'ya o parayı veremez. Onlardan bahsetmiyorum. O an sonra onlarda daha İK fonksiyonu da çok tanımlı değil zaten. O sonra yani bir de bir tane daha şey takılıyor. Yani HR nasıl sempatik dedi mi yani sempatik herkes kendini sempatik zannedebilir. Veya HR o profili nasıl tanımlayacak? Yani siz yepyeni bir şey çıkartıyorsunuz. Burada zorlanmayacak mı? Yani HR'la konuştunuz mu siz? Konuştum. Bu işi. Evet, hala da yani konuştunuz. HR'cılar hakikaten şey baba adamlar olması lazım. Yani bu çok enteresan bir işe biz giriyorsunuz. Projemizi Türkiye'nin 3 büyük telekomünikasyon kuruluşuna sunduk. Kendilerinden hani insan kaynakları bilimlerine sunduk. Kendileriyle şu an görüşme halindeyiz aynı zamanda. Bize sundukları geri bildirim bunu deneyip devreye almak üzere nasıl dediğiniz gibi kişilik tipini analiz ediyoruz. Kişilik tipini analiz ederken çok büyük parametreler var. Yani 9 kişilik tipine göre. Hani 5 faktör kişilik analizini yaparken ki süreçleri aynı şekilde biz de izliyoruz. Yani aslında bakarsanız sadece sempatik değil ya da o belki en hızlı çıkarabileceğimiz bilgi. Hı hı. Arka tarafta teknik altyapısına kadar analizi yapabileceğimiz bir analitik projesi diyebilirim yani projemiz için. Data mining yapıyoruz, doğal dil işleme yapıyoruz. Bunların her birini analiz ederek her bir uygulama alanı için ayrı ayrı özelleştirebiliriz. Biz şu an sadece kişilik tipi ve duygu analizine yöneldik ki daha çok satış pazarlamaya sunabilelim diye, daha fazla kişiye ulaşabilelim diye. Teknolojinin ne kadarını siz geliştirdiniz? Tamamını mı, ne şekilde onu soracağım. Teknolojinin tamamını kendimiz geliştirdik. Sadece sesi Türkçeden kelimeye döken şeyi SDK üzerinden hizmet evet. alıyoruz bir yerden. Onu soracak ben de çünkü Apple bile tam olarak onu beceremiyor. Evet. Oldukça zor. Aynen. Hayır, ses ekranı almıyoruz. Dışarıdan alıyoruz, nüanstan alıyoruz. Ama biz bunu application'a gömerek de çözüyor olacağız. Hepsi onları biz yapıyoruz. Duygu analizi, kişilik yani, analizi ve video işlemenin hepsi bizde. Öyle bir teknoloji geliştirdiyseniz o çok farklı alanlarda kullanılabilir gibi geliyor. Bu HR çok daraltabilir kullanım amacını. Yani teknolojiye burada daha çok önem verip belki onu siz kullanıma açabilirseniz daha fazla bir pazara ulaşabilir yani gibi sadece, geldi bana. Aynen katılıyorum. Sadece bu işi yapıp bundan para kazanan firmalar var. Yani duygu analizini yüzde mutlaka evet. Var. Evet. Bunlara gibi SDK'mızı sunuyor olabiliriz. Sadece burada bir sorun ve çözüm ilişkisinden giderek yola çıktık. Yelpazenin geniş olması bizi ileride hani duygu analizinin de çok farklı alanları var. Görüntü işlemenin de çok evet. farklı alanları var. Müşteri memnuniyetine kadar. Evet. Bunların hepsini yerinde uyguluyor olacağız. Peki çok merak ediyorum. Hemen bir şey sormak istiyorum. Yani bir psikoloğun yaptığı bir analizle siz kendi analizinizin ne kadar tutarlı olduğunu test ediyor oldunuz mu? Şu an test ediyoruz. Tamam. Yani insan kaynakları bazında da olsun, psikolog bazında yani da olsun. Yani orada bir uzman olabilir. O başka bir alanı. Bir psikolog ve onun yapmış olduğu şey olabilir. Kişilik envanterleri var biliyorsunuz. Evet. Hali hazırda bütün kurumsalların kullandığı yaklaşık Türkiye'de 3 tane majör kişilik envanteri testi var. Onlar olabilir. Yani ama ne olursa olsun bana geldiğinizde eğer siz potansiyel müşterinizseniz ben ki yani ben de orada bir soru işareti koyuyorum. Kim sizin potansiyel müşteriniz bilemedim. Bizim aslında yani birinci şu an ilk 3 yıldaki dersek büyük firmalar. Ama buradaki yani kendimizi belki maddi olarak yeterli hale geldiğimiz zaman belki programı daha ucuz hale getirebildiğimiz zaman bulut hizmetini herkese sunabildiğimiz zaman bütün firmalar. Kesinlikle. Yani o zaman business modelinizi farklı generate ediyor olabileceksiniz ama evet. şu aşamada farklı bir gelir modeliyle karşımıza aynen. geliyor oldunuz. Biz tamam. hatta hani bu yöndeki yatırım desteğimiz de beklentimiz bunu ücretsiz olarak sunuyup bütün herkesin kullanabilmesini o yönden istiyoruz. Yani bütün ama işte ben o tutarlılığı görmek isterim. Yani biz şunu 100 kişilik sample'da şöyle denedik. Psikologlarımız şöyle bir şey yaptı. Bizim sapmamız şu. Evet. Hani bunu görmek isterim. Bir de yani tabii Ömer Bey'in söylediği şey de çok majör ve önemli bir şey olarak düşünüyorum. Yani neden bu sektör? Yani çünkü bu model aynı şekilde kişilik tipi, duygu analizi, video işlemeyi biliyorsunuz siyasi liderlerin söylemlerine de yapıyor olmuşlardı. Evet. Yani hem content hem de mimic analysis yapıyor aynen. olmuşlardı. Tabii o da başka bir sektör ama bunun farklı sektörlere uygulaması oluyor olabilir. Neden HR? Ben öykünüzü merak ediyorum. Neden HR? Pardon ağzım biraz yoruldu ama. Biz bunu gerçekten kullanım alanı olarak hani başlangıçta biz görüntü işleme yapalım diye çıkmadık. Yani sorun bulalım. Gerçekten hani herkesin günlük hayatında katma değer sağlayacak bir şey olsun ki firmalara da olsun. Oradan başlangıç gelerek aslında biraz da insan kaynaklarına yöneldik. Dedik ki önce ses üzerinden analiz yapalım, sözler üzerinden analiz yapalım. Baktık yeterli olmadığını görüyoruz. 100'e geçtik.
Yani sadece bir insan kaynakları için bu kadar detaylı bir analiz yapmanın belki esprisi yok. Başka yerlere dallanabilir. Bu belki ürün çeşitliliği olarak karşımıza çıkacak bir şey olarak dönecek bize. Ben bir şey bunu sormak. Konuşalım muhakkak arada. Ben bir şey sormak istiyorum. Namık Bey'in dediğine katılıyorum. Kendisi şey dedi, hani çok kolay kandırılabilir bir sistem bu. Ya ben mesela dünyanın belki en suratsız insanıyım, evet, ama güler yüzle arıyorsunuz diye çok güzel gülerim veya sesimin tonunu çok güzel ayarlayabilirim. Bu konuda firmalara bir şey veriyor musunuz? Hani özgüven, hani güvence. Yani mesela biz alacağınız elemanlardan kesinlikle memnun kalacaksınız bu 20 adaydan. Hani anladım, mesela çok iyi anladım. Beni alırsınız. Ya adam da beni işe alır. Ya bak çocuk ne güzel videoda güler yüzü mükemmel. Ben ekiple çalışamayan, huysuz, kötü bir adam çıkarım aslında. Bununla ilgili ne yapacaksınız? Aslında o bir skorlama yöntemi. Tamamen bizimki bir skorlama yöntemi. Biz analizi arttırdığımız zaman, niteliğe kadar indiğimiz an, belki onu skorlayan kişi bir mühendis arıyorken güler yüzü çok aramayacak. Diyecek ki ben daha çok niteliğe bakıyorum. Bana nitelikli personel al, skorunu düşürecek. Hani akıllı bir sistem. Peki niteliği videodan nasıl ölçeceksiniz? Hani sözden ölçeceğiz. Yani ama konuşma içeriğinden. Mesela diyelim ki Ozan burada Connect Stream'e mühendis alacak. Evet. Ben çok güzel C++ yazarım. Yani çok güzel ben Java yazarım. Hı-hı. Tamam abi ben seni işe aldım diyemezsiniz. Yani hı-hı, burada bir koduna, citabına bir şeyine bakmak kimse, lazım. Yani. Kimse onun garantisini veremez. Mesela testlerin de manipüle edilmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Biz şu an sadece informatif olarak veriyoruz. Bunun doğrulandığını gördüğümüz an, mesela hani modellenebilir bir süreç olduğunu da müşteriye anlattığımız an, kendisi de emin oldukça bunu kavrayabilecek. O da bir öğrenme süreci. Ama mesela bunu büyük şirketlere götürürseniz, mesela Türk Hava Yolları'na bir hata yaparsanız büyük ihtimal hani bir daha hiçbir corporate'tan hiçbir şey alamazsınız. Sonuçta, ben size söyleyeyim. Sonuçta hani sadece özgeçmişler, sadece yüz değil, özgeçmişler de alınıyor. Yani kusura bakmayın. Arada isterseniz konuşmak isterim sizinle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Yaptığı sunumdan dolayı HR Beyond'a teşekkür ederiz. Açıkçası bölmek istemezdim ama gerçekten zamanımız kısıtlı. Çok özür diliyorum. Bunun dışında şimdi sizi 15 dakikalık bir araya davet ediyoruz. Ardından diğer sunumlarımıza devam edeceğiz. Teşekkür ederim.